Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki ÖSYM tadında sorular 6 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıdaki şekil ABCD dikdörtgenin içerisine A, H, G, D ve E, F, C, G karelerinin çizilmesiyle oluşmaktadır. Evet şu küçük karenin bir kenarına A diyelim. Buraya da B dersem büyük karede bir kenarı ne yaptı? A artı B yaptı. O zaman burası da A artı B. O zaman burası da ne oldu? A oldu. Karelerin alanları farkı. Yani a artı b'nin karesinden hadi çıkart bakalım. a artı b'nin karesinden neyi çıkartacağız? a'nın karesini çıkartacağız. a kare artı 2 ab artı b kareden a kareyi çıkartınca ne yaptı arkadaşlar? a kareler gitti. 2 ab artı b kare yaptı. İşte bu da neye eşitmiş? 24 birim kare eşitmiş. Sonra boyalı bölgenin alanı kaçtır diye soruluyor. Yani boyalı bölgenin alanı şurası. Burası 2a artı b değil mi? Evet. O zaman boyalı bölgenin alanı 2A artı B çarpı B bölü 2'ye eşittir. O da 2AB artı B kare bölü 2 mi yaptı? Evet yukarıda 2AB artı B kare 24 bulmuştuk zaten. 24 bölü 2'den cevap kaç çıktı o zaman? 12 çıktı. Dolayısıyla birinci sorunun doğru cevap balıkesir oldu. Geldik 2'ye. ÖSYM köşesi soru. Uygulamadan bakarsanız ben kanalında çözemiyorum. 3'e geldik. Şimdi katlama yapılmış. Katlamada ne diyorduk arkadaşım? Bu şurası 60 burası da 70 olarak verilmiş ya. Hocam üst üste ben kenarlar eşit üst üste ben açılar eşit. Ek. Açılar verilmişse açılara yoğunlaşalım. 60 sa burası da 60'tır. 60-90 ise burası 30. E hocam burası da 30. E, 70 ise burası da 70'tir. 70-90 ise burası 20 yapar. Katlamada üst üste binen açılar eşit olacak. 20 olacak. E hocam burada 40 burası. Buraya kaç derece kaldı o zaman? 50 derece kaldı. Hocam burası 50 yaptı. Sonra şurada kaçı bulabilir miyim ben? Evet. 2 iç açının toplamı bir dış açı olduğundan dolayı şurada kaç 60 derece ya e ne ile 50'yi toplarsak 60 yapar 10 ile burası 10 yaptı ve x isteniyor. Bu dik üçgen olduğundan burası 90 ise karşısı da 90 olduğundan dolayı e 10 90 ve x'in toplamı ne olacaktır? 10 90 ve x'in toplamı 180 olacağından x de böylelikle 80 diye buluruz gençler. Yani 3. sorunun doğru cevabı böylelikle C seçeneği oldu. Geldik 4'e. 4 eş dikdörtgen aşağıdaki gibi konumlandırıldığında df doğrusal olmaktadır. Tamam. Alan abc'yi vermiş. O zaman buradaki dikdörtgenin kısa kenarına a diyelim. Şuraya b diyelim. Dikdörtgenin kısa kenarı a iken burası da a. a artı b uzun kenar oldu. Hocam burası da a artı b. Bak ÖSYM böyle çarpanlar ayırmayla, ayırmayı kullanmayla alakalı sorularda soruyor. O yüzden dikkat edin buna. E burada şu üçgenin alanını vermiş bize. Yani burası b iken burası ne? 2a artı b. Yani B çarpı 2 artı B bölü 2 kaç vermiş bize? 32 vermiş. O zaman buradan 2 AB artı B kareyi ne bulduk arkadaşlar? 64 olarak bulduk. E ben buranın ne olduğunu biliyorum. Buranın da 2 A artı B olduğunu biliyorum. Yok pardon A artı B olduğunu biliyorum buranın da. Çünkü uzun kenar A artı B kısa kenar A. E burada da Pisagor bağıntısı yapacak olursak. Hadi yapalım bakalım. Burada a artı b'nin karesi neye eşittir? x'in karesi artı a kare eşittir. Yani a kare artı 2ab artı b kare eşittir. x kare artı a kare oldu. a kareler nanay oldu. 2ab artı b kare hop bak öncesinde bulmuştuk. 64 o zaman burası 64 yaptı. x kare eşit oldu. x de böylelikle çıktı. 8 çıktı. İşte böyle çarpanlar ile ilgili dikdörtgen ve karede Böyle sorular sormayı ÖSYM'de seviyor. O yüzden buna dikkat edin. Dördüncü soruyu böylelikle E Dremit bulduk. Geldik beşinci soruya. A, B, C, D kare demiş. Şuradaki de bir dikdörtgen demiş. D, E ile E, C birbirine eşit verilmiş. Hemen şu eşitleri şöyle göstereyim. Bir de burası K iken burası 2K verilmiş. H, G uzunluğu K iken burası da 2K verilmiş. A, D uzunluğu. Hocam 2K. E burası 2K. E bu dikdörtgenden dolayı burası da K yaptım, yaptı mı? Yaptı. Hocam şurada bir kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 2. E 1'e 2'yi yaz o zaman. Yani şurası a iken burası ne olacak? 2a olacak. E şununla da şu eşitti. E, o zaman burası 3a oldu. Toplamda 6a oldu. Yani k dediğimiz 2k dediğimiz 6a olduğundan k da 3a eşit oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? S1 bölü S2 isteniyor. Tamam. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. E, 6a bu alan atarak da gidebilirsiniz ya kelebekteki her yerdeki oranlamayı bulduk ya. E isterseniz böyle k a çarpı a bölü 2 deyip oradan da gidebilirsiniz ama ben burada nereden gideceğim? Kelebekten gideceğim. Kelebekteki oran 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4. Alanlar oranı 1 bölü 4. a iken burası 4a. E sonra da atacağız. Hop şuradan çizecek olursam 2a'da kalan 4a ise 4a'da kalan 8a mıdır? Evet. Hocam 12a yarısı diğer karenin yarısı 12a diğer yarısı da 12a olacak. E o zaman S1 bölü S2 çıktı mı? Çıktı. S1 dediğimiz A yok. S1 dediğimiz 20A oldu. Bölü S2 dediğimiz de A oldu. 20A'nın 20'ye oranı, 20A'nın A'ya oranı. Böylelikle 20 çıktı. Dolayısıyla 5. sorunun doğru cevabı akçayı oldu. Geldik. 6. soruya bir geometri etkinliğinde karenin tanımını tartışan öğrenciler arasında aşağıdaki diyaloglar geçiyor. Zehra, kenar uzunlukları eşit olan bir dörtgen karedir. Hayır, eşkenar dörtgende de olabilir. Bir sen de Zehra eksik söylüyor. Ayrıca köşegen uzunlukları da eşit olması gerekir. Hmm. Kenar uzunlukları eşit olan, şöyle çizeyim istersen. Şöyle çizeyim. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olacak ve köşegen uzunlukları da eşit olursa bu köşegen çizgi çizgi s olsun. Bu köşegen de birbirine eşitse o zaman ne olacak diyor arkadaşlar? Bunlar ne olmak zorunda? Bunlar kare olmak zorunda diyor. Değil mi? Evet. Zer bir senin dediği doğru oluyor arkadaşlar. Niye? Sebebini bir araştıralım. Bu herhangi bir dörtgen köşegenlerde birbirine eşit. Arkadaşlar herhangi bir dörtgen bu ya eşkenar dörtgendir ya karedir. Herhangi bir dörtgen eşkenar dörtgende ve karede ne oluyor? Karşı... Paraya kenarın özel bir hali oluyor değil mi? Zaten biz karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgene ne diyoruz? Paraya kenar. Karşılıklı kenarları birbirine eşit olduğundan dolayı aslında bu paralel kenardır. E, karşıtlı kenarlar birbirine paraleldir. E, burada karşılıklı kenarların paralelinden bahsettik. O zaman bunlar birbirine eşitse o zaman şunlar da birbirine eşit değil midir? Evet. E, aynı zamanda arkadaşlar çünkü kelebekte koran bire birebir çıktı. E, şunlar da birbirine eşittir. Yani şu parçayla da şu parça eşit olacak ama bir sen şey diyor. Hani köşegenlerde en azından şöyle bir şey eşkenar dörtgen ya da kare olsa şunların eşit olduğunu bir köşegenlerin ortaladığını biliyoruz. Ama Zehra diyor ki aynı zamanda köşegen uzunlukları eşit olması gerekir diyor. Köşegen uzunlukları da eşitse eğer yani o zaman burası da çift çizgiye çift çizgi ise bu bir kare olur diyor. Gerçekten öyle mi? Evet çift çizgi çift çizgi çizgi çift çizgi çift çizgi çizgi. Bu üçgenle bu üçgen eş bu da eş bu da eş. E burada kaçı hepsinde birbirine eşit ve e, o zaman 360'ı 4'e böldüğümüzde 90 yapar. O zaman bunlar 45'er derece yapar. E o zaman ne oldu arkadaşlar? Bu gerçekten de bir kare olmuş oldu. Evet bir sen doğru oldu arkadaşlar. Yani cevabımız ya B ya E. Ali'ye bakalım. Açıları 90 derece olan bir dörtgen karedir. Hayır. Açıları 90 derece olan bir dörtgen dikdörtgen de olabilir. Şöyle. E, Mina da demiş ki Ali eksik söylüyor. Açıları 90 derece olan dörtgen sadece kare değildir. Evet. Mina'nınki de doğru. Çünkü dikdörtgen olduğu durum da var arkadaşlar. O yüzden Mina'nınki de doğru oldu. Cevabımız böylelikle E oldu arkadaşlar 6. soruda. Geldik 7'ye. Düzlemde verilen ABCD dikdörtgeninin BC kenarı üzerinde alınan E noktası ve A'ya üzerinde alınan F için. Hemen ne yapıyoruz? Dikdörtgenimizi çiziyoruz arkadaşlar. Hop şöyle dikdörtgenimizi çizdik. Ya alışkanlık olmuştur artık. Şu sol alttan başlayıp ABCD çizmeye alışmışsınızdır herhalde. Sonra ne demiş? BC kenar üzerinde bir E noktası alacağım. Evet buradan bir E noktası alacağım. Sonra AE üzerinden de bir F noktası alacağım. AE'yi de çizeyim ve şuradan da bir F noktası alacağım. F noktası da şurada olsun. EC uzunluğu 3, EB'nin uzunluğu 12. Evet burası üçgen, burası da 12 verilmiş. Bir de DA ile DF birbirine eşit verilmiş. DF'yi de çizelim. DA ile de DF eşit verilmiş. Evet burası da 90 derece dikdörtgenden dolayı. Burası da 90, burası da 90 olduğunu biliyoruz. Başka bir şey verilmiş mi? 3, 12'yi yazdık. E, de 2 diye yazalım bakalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? E, yapacağımız hamle belli aslında. Arkadaşım burada x kenar var. Tabanına ait yüksekliği çizebiliriz. Yüksekliği çizdiğimiz zaman tabanı ne yapacak? 2 eşit parçaya bölecek mi? Bölecek. Zaten bizden ne isteniyor. Afi. Hocam taban uzunluğu yok ama tabanla alakalı bir şey isteniyor. E, burası 15 ise burası da 15 midir? Evet. E, 90'lı araba da Dal alfa, beta, ya. alfa, beta, alfa, beta diyecek olursak Burada şu üçgen ile şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. E beta'nın karşısı ne diyelim o zaman buraya? A diyelim. Şuraya A diyelim. Beta'nın karşısı A'nın buradaki beta'nın karşısı 12 oranı eşittir. Burada 90'ın karşısı var. Nereden başladık? Buradan başladık. 90'ın karşısı 15'in. Buradaki 90'ın karşısı 2A artı 2 oranı. İşler dışlar. 2A kare artı 2A eşittir. 12 çarpı 15. 2'ye bölsek a kare artı a şu 2'ye böldüğünüz zaman 6 6 kere 15 90 yaptı. Eşittir 90 öbür tarafa gelince eksi 90 eşittir 0 yaptı. Şimdi 90'ı da çarpanlarına ayıracağız. A kare artı şurası 2 a kare artı 2 a burası da 12 çarpı 15 değil mi? Evet bunu da çarpanlara ayıracağız şimdi. Hadi bakalım çarpanlara ayır. 9 çarpı 10 değil mi? Evet tamam sıkıntı yokmuş ya ben de çarpanlara ayıramayacağım diye üzüldüm. Arkadaşlar bu 9'a 10 olur. Eksi 9'a artı 10 olur ya çarpımları eksi 90 toplamları da artı 1 yaptı. Sıkıntı yok. Yani bu a eksi 9'a artı 10 eşittir 0 oldu. E bu 0'a eşitse a'yı 9 buluruz. Bu 0'a eşitse a'yı da eksi 10 buluruz. Ama uzun negatif olamayacağından a'yı kaç bulduk? 9 bulduk. Ama bizden ne isteniyor? AF uzunluğu isteniyor. O da 2A'ya eşit olduğundan cevabımız kaç çıkar? 18 çıkar arkadaşlar. Yani Yedinci sorunun doğru cevap böylelikle denizli oldu. Ve ÖSYM adına sorulardan altıncısını bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yedincisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.